Peki şimdi sevgili izleyiciler, aslında konunun pek çok boyutu var ama bir özet geçeceğim çünkü Hakan Bey ile başlayacağım. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun çözümünde meşru adres olarak HDP ve meclisi gösterdi. Tartışma başladı. Aslında gazeteciler yıllardır bilir bu açıklamayı. Genel olarak CHP'nin tavrı konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesinden yanadır. Ancak tartışma peş peşe yapılan açıklamalarla devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt sorunu diye bir sorun yoktur dedi. Selahattin Demirtaş konuştu. Çözümün adresi doğal olarak meclistir dedi. İşin bir İmralı boyutu var, ona sonra geçeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. İmralı boyutunu atlıyorum çünkü onu ayrı konuşmak istiyorum. Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır. Ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Bununla da bu yolda devam ediyoruz. Yok Kürt sorunu çözmektir, şudur budur, yok şudur budur. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, açtık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar, hep beraber yola devam edelim. Şimdi Hakan Bey, sormak istediğim, tüm tartışmalara geçeceğim ama sormak istediğim temel bir soru var size. Şirketler, kamuoyu şirketleri, araştırma şirketleri bakıyorlar mı? Yokluyor musunuz? Türkiye'de bugün itibariyle bir Kürt sorunu var mı? Varsa Kürt sorununu nasıl tarif ediyor vatandaş? Neler dinliyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi Kürt sorunu tanımlanabildiği kadarıyla, yani iddia edildiği şekliyle vatandaş nezdinde yok. Üstelik Kürt vatandaş nezdinde de yok. Şu anlamda yok. Şimdi yani Kürt sorunu dediğiniz zaman çok özür dilerim. Yani Güneydoğu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da da, İç Anadolu'da da, işte İstanbul'da da bu soruluyor. Kürt seçmene de soruluyor. Sizce bir Kürt sorunu var mı diye ve yok yanıtı alınıyor mu? Yani böyle bir araştırma yapıldı mı bu dönemde? Yapıldı. Yapıldı da hatta 3-4 yıl önce bile yapıldı. Ama yani Güneydoğu'dan tamam Kürt sorunu var diye cevap geliyor. Türkiye ortalamasında da %8-9 gibi bir Kürt sorunu tanımı yapılıyor. Bu yok değil. Ama ben şunu size kastetmek istiyorum. Dönüp bir başka soruda sorduğunuzda, tamam Kürt sorunu dediğiniz nedir dediğinizde, yapılan tüm tarifler şu kapıya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne dair sıkıntının ya da iddianın ya da talebin dışında bir Kürt sorunu tanımlanamıyor. Ne demek istiyorum? Türkiye'de PKK'nın ortaya koyduğu bir ve adına da Kürt sorunu dediği bir sorun var. PKK tanımladı bu Kürt sorununu. Hatta ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 35-40 yıldır bu ülkede bir Kürt sorunu var, bunu da HDP ile çözeriz demesini de yadırgadım. Niye yadırgadım? Çünkü bu ülkede 35-40 yıldır bir Kürt sorunu dediğiniz şey PKK sorunu var. Yani o cümle direkt şu kapıya çıkıyor. Bu ülkede bir PKK sorunu var, bunu da biz çözeriz. PKK ile sorunu siz nasıl çözeceksiniz? Hakan Bey, bir şey soracağım ama şimdi yani kafamda netleşsin açısından. Şimdi Kürt sorununa uzunca bir süredir Kürt meselesi ve Kürt sorunu diye pek çok siyasi parti isim koydu zaten. Yani tamam. 2005 yılında Diyarbakır konuşmasıyla başlayan bir süreçtir bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin başbakanıydı. CHP yıllarca Kürt sorununa ilişkin raporlar hazırladı. Şimdi pek çok şey yaşandı. AK Parti iktidarında da pek çok adım atıldı. Gelinen noktada siz diyorsunuz ki hala %8-9 civarında Kürt sorunu olduğunu düşünen vatandaşlar var. Sonuçta Güneydoğu'daki vatandaşları anladığım kadarıyla ya da İstanbul'daki. Yani şimdi bir evet. Kürt sorunu vardı. Pek çok adım atıldı. Mesele şu an mesela anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı pek çok adım atıldı, Kürt sorunu kalmadı diyor. Ama diğer tarafta CHP ya da HDP hala Kürt sorunu olduğunu düşünüyor. Kısacası
geçmişe göre bugün bir Kürt sorunu var mı? Alamadıkları haklar neler? Bununla ilgili bir şey diyorlar mı? Örneğin ana dilde eğitim gibi. Şimdi Hande Hanım, açıkçası yani kestirmeden söyleyeyim. PKK dememin sebebi şuydu. Bir grup Kürt sorunu diye tanımlanan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nden de en az 13-14 şehrin, vilayetin, ilin de alınarak kurulmak istenen müstakil, bağımsız bir Kürt devleti tanımı sorunu ortaya koyuyor PKK. Bunun dışında bir sorunu yok ki Kürt seçmenin. Yani Kürtçesini konuşuyor televizyon. Bakın bu siyasi iktidar döneminde. Hem de, o, evet. Ya kusura bakmayın, soru soruyorum anlamak için. O zaman bu %8-9 Kürt sorunu tanımı, yani Kürt sorunu var diyenler Kürt devleti mi kurulmasını istiyorlar? Söyleyemiyorlar ama o kapıya çıkıyor. Onun en az 5 puanı bu talebi yapmış oluyor. Ama bunu söyleyemiyorlar tabii. Şimdi açıkçası yani siz PKK'nın 30-40 yıl önce ortaya koyduğu ve süreç içinde de geliştirdiği bağımsız bir Marksist-Leninist Kürt devleti talebinin kaldırın ortadan. Ne isteği kalır geriye PKK'nın? Ya da HDP neyi iddia ediyor? Yani bu ülkede demokrasi gelsin, demokrati çerçevesi kurulsun. Ortada talep kalmaz, sorun kalmaz. Hepsi üstü kapalı konuşulan, kibarlaştırılan, yasaya uygunlaştırılarak terennüm edilen, söylenilen tanımlamalar. Ama hepsinin arkasında şu var. Bağımsız bir Kürt devleti kurulsun. Ya şimdi bunu bu ülkede en azından bu çağda imkanı yok. Yani belki bizim torunlarımızın zamanında bu konuşulur da yok konuşulabilir. Olsun mu olmasın mı tartışılabilir. Ama siz şimdi Türkiye'nin %80'i PKK deyince nefret tanımı yapmış. Yani bu ülkede şu anda siz bırakın 8 vilayeti, 14 vilayeti. Bir vilayeti bile kurulacak yeni bir bağımsız Kürt devletine veriyorum diyen bu ülkenin %85'i vallahi kıyameti koparır. Hani bırakın öyle silahlı bir şey demeye niyeti yok ama. Maalesef diyorum ki size, Kürt sorunu diye tanımlanan şey aslında bu. Bunun dışında bir Kürt sorunu yok çünkü bu ülkede. Bakın bu ülkeden ünlü, çok varlıklı Kürt iş adamları çıktı. Bu ülkede başbakan, bakan, cumhurbaşkanı, her türlü yönetici, belediye başkanı Kürt çıktı. Bakın ben Kürt kökenli de demiyorum. Kürt. Ya biz gençliğimizde Kürt mü Türk mü diye ayırt bile etmezdik ya. Yani en azından tamam benden yaşça küçük olan bu Kürt, bu Türk falan diye bir ayrım biz yapmazdık ki. Şunu demek istiyorum bununla. Bu ülkede Kürt olup da soralım HDP'ye veya PKK'ya soralım. Sen bağımsız Kürt devleti talebinin dışında Allah aşkına bir liste yapsana bana elde edemediğin haklarla ilgili. Bu iktidar döneminde, bu AK Parti iktidarı döneminde 8-9 ana madde konusunda, Kürt hakları konusunda çok ciddi hizmetler verilmiş. Açılım sürecinde üstelik. Hem de bu ülkedeki milliyetçiler çok ciddi itiraz ettiler o sürece. Su koy verdiler. Bunları yapmayın dediler. Mesela bugün bu açıklamaları yapan Bahçeli, Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli, o tarihlerde feci karşı çıkmıştı o açılım sürecine falan. Ama bu ülkede bu hükümet birçok konuda Kürt vatandaşa nefes aldıracak, rahatlatacak birçok kararlar aldı. Kanunlar, yasalar çıkarttı. Şimdi siz bırakın şeyi, bu süslü lafları, bu ülkeye demokrasi gelsin de bilmem ne gelsin de. Ya demokrasi zaten herkesin talebi. Siz muhalifseniz İYİ Parti gibi, CHP gibi, Saadet Partisi gibi, ne bileyim diğer muhalif partiler gibi taleplerinizi, itirazlarınızı yazın kağıt kaleme, dökün desek, bakacaksınız ki o talepleri çok zor yazacaklar. Yazarlar, oturup 27 tane madde yazarlar.
Tabii ama şöyle Hakan Bey, şunu da söyleyelim yani, hani bilmiyorum ne dersiniz. Pazartesi yanılmıyorsam bir tutum belgesi açıklayacak HDP, evet. Değil mi? Belki orada madde madde sorundan ne anladıkları yazacaktır. CHP tabii hani Kürt sorunu derken sorunlar ne, madde madde onu da açıklayacak mı bilmiyorum. Ama şunu da sizden sözü almadan buradaki konuklarıma da soracağım. Bu sorun CHP açısından tanımlanırken bir geçmişte olduğu gibi silah bıraktırma olabilir mi? Ya da silahların bırakılması, terörün sona ermesi olabilir mi? Toplumda bunun şu an itibariyle karşılığı var mı? Yani araştırma yapıldıysa tabii bilmiyorum. Anladım. Bu veya bununla ilgili birçok soru soruluyor araştırmalarda. Hem bu 10-15 senedir soruyoruz, yani 20 senedir soruyoruz. Şimdi bir kere Türkiye'de toplumun çok büyük çoğunluğu öyle silah bırakılsın, masaya oturulsun, böyle bir talepleri yok. Bitti bu fasıl. Bu fasıl kapandı. Şu anda tek bir talebi var herkesin. PKK köküyle yok edilsin, ortadan kalksın ve HDP'nin, PKK'nın asıl temel ilkesi olan o bağımsız Kürt devleti iddiasını da HDP yüreklilik yapıp açık açık söyleyebiliyor mu bakalım? Masaya yatırsın. Ben size söyleyeyim, açıklanan o manifestoda hiçbir şekilde bağımsız Kürt devleti kurulsun lafına rastlamayacaksınız. Ama HDP'nin de işte henüz açıklanmamış olan o yüzlerce madde olsa, bunun bir tanesi bile biz bağımsız bir Kürt devleti istiyoruz lafı olmayacak içinde. Ama bu böyle değil. Gerçek şu, PKK'da maalesef onun sözcüsü durumunda olan HDP'de asıl tek bir hedefleri var. Bağımsız Kürt devleti, Türkiye'den ayrılmış bağımsız Kürt devleti. Bunu 57 türlü şekilde açıklamayla süsleseler de perde arkasındaki talepleri budur. Şimdi ben de diyorum ki bunu şunun için tarif ettim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Kürt sorununu ben çözerim ya da biz çözeriz dediğinde PKK'nın bu talebini nasıl çözecek? PKK'ya silah bıraktırma şansı yok. Hatta bugün HDP'nin bence siyasi strateji olarak yanlış bulduğum bir sürü açıklamasını da PKK yaptırıyor. PKK bitiş paniği içinde. O bitiş kompleksiyle HDP'ye fuzuli laflar ettirip duruyor. Biz de varız masaya, biz de oturmaz, biz siz oturamazsınız falan. HDP'yi rahat bıraksa PKK, bir dakika ama bu çok önemli. Şunu tamamlayayım. PKK HDP'yi rahat bıraksa, HDP kendi politikalarını üretebilse, PKK dayatmasa, hayır bunu diyeceksiniz diye. Belki çok daha stratejik, demokrasiye hizmet edebilecek, güzel fikirler çıkabilecek HDP'den. Ama ne yazık ki birinci derecede PKK'nın kontrolünde olduğu için, adeta PKK'nın sözcüsü durumunda olduğu için, PKK'nın da tek derdi bağımsız Kürt devleti olduğu için, ikinci bir derdi yok. Hepsi yalan. Hepsi süs. Herkes gerçeği görecek. Ben de muhalefete diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na, ya PKK'nın bu bağımsız Kürt devleti kurma talebini nasıl çözeceksiniz? Kimse bunu çözemez. Çünkü Türkiye'de 5 hükümettir bu sorun var. 5 hükümetin de bir tek politikası oldu. Çünkü Türkiye'nin geleneksel devlet politikası budur. Böyle bir talebi asla Türkiye kabul de edemez. Asla buna olumlu da bakamaz. Yani HDP'nin tarif ettiği, ya bunlar bizim çocuklarımız işte, daha çıkmışlar, ne yapalım, çocukları indirelim. Bitti o fasıllar. Teslim olunacak. Zaten bitmek üzere, can çekişiyor. HDP'ye de bir sürü hatalar yaptırıyor PKK. Bitmiş bir konuyu, kapanmış bir dosyayı bu millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanları, vatandaşları PKK'yla değil masaya oturmak, değil iki laf etmek, anlaşmayı bile kabul etmezler, istemiyorlar. Peki. Yani o iddia, Sayın Kılıçdaroğlu'nun biz bu sorunu çözeriz iddiası hiçbir oy da kazandıracak bir iddia değildir. Gerçekleşebilecek bir iddia da değildir. PKK'nın tek bir talebi var, bağımsız Kürt devleti. Onu mu vereceksiniz? Peki. Veremezsiniz. O zaman çözemezsiniz. Bitti.